değerli dostlar. Herkese saygı ve sevgiler. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda toplu ilan bilgilerini size aktarmış olacağım. Ben ayrıca bu linki açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan da bu sayfaya direkt olarak ulaşmış olacaksınız. Zaten birkaçını ben ayrı videolarda Ayrı başka arasında incelemiştim, sizlere aktarmıştım ama bunların dışında aktaramadığım bazı ilanlar vardı. Onların da toplu bilgisini şu an için vermiş olacağım. Farklı alımlar, farklı ilanlar oldukça muhakkak bildiğinleri aktif hale getirerek tüm atama ve süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Evet bu aktarmış olacağım ilanlarda iyice bir kontrol edin. Hangisi size uyuyorsa ona başvurunuz yapmış olursunuz. Evet mesela Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru gelmişti. Bunu ayrı bir başlık altında incelemiştik kanallama uğrayarak zaten bu ilana ulaşmış olacaksınız. 25 Ekim'de son bulmuş olacaktır. Bunun dışında Hazine ve Maliye Bakanlığı alım yapıyor. Sözleşmeli bir işin personeli bunun ayrı başlığını açmamıştık. Buradan yine kontrolünüzü sağlamış. Onunla arkadaşlarım yüksek maaş oluyor genelde onlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı coğrafi bilgi sistem uzman yardımcılığı alımı olmuş olacaktır. Bunun da ayrı bir başlığını aşamıştık. Toplu bilgisini burada vermiş olayım. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Söyleşmeli Mühendis alımı yapmış olacaktır. 26 Ekim'de son bulmuş olacak. Tabu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bunu ayrı bir başlık altında kendi kanalında yer vermiştim. Yine kanalına uğrayarak veya sizler buradan ulaşmış olacaksınız. 1 Kasım 2021'de son bulmuş olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı henüz başvurusu başlamadı. 5 Kasım'da son bulmuş olacaktır. Başvurusu başladığı takdirde nasıl başvuru yapılacak adım adım size bilgisini aktarmış olacağım. Demiş olduğum gibi bir dinleri aktif hale getirerek tüm atamadan haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Daha sonraki süreçte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir alım yapıyor. Çalışma uzman yardımcısı giriş sınavı yayınlamış oldu. Bunun dışında Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanı'ndan tabi ve özel niteliği beden eğitimi Alımı yapılıyor. Yine sizler 7 Kasım'a kadar başvurunuzu yapmış olabileceksiniz arkadaşlarım. Daha sonraki süreçte Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından gelen müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yayınlanmış oldu. 7 Kasım'da son bulmuş olacaktır. Muhakkak kontrol edin. Dışişleri Bakanlığı olacak Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu yayınlamış oldu. Türkiye İnsan ve Eşitlik Kurumu yayınlamış olduğu ilanı bizzat kendim de yine kanalımda yer vermiştim kanalıma uğrayarak bu ilana da ulaşmış olabileceksiniz sevgili dostlarım. Tarım ve Orman Bakanı'nın yayınlamış olduğu ilanlar mevcut. Yine müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile yayınlanmış oldu. Adalet Bakanlığı da adli yargı hakim ve savcı adaylığına ilişkin sınav ilanı yayınlamış oldu. Kariyer kapısı üzerinden birçok ilan görmekteyiz. Sizler uymuş olduğu takdirde muhakkak başvurunuz yapmış olun. Umarım hakkınız dahil olur ve en kısa sürede atanmış olursunuz diye umut ediyorum. Benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Farklı onlar illaki olacaktır. Tüm alanlardan haber olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.